Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş, yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Birazdan bir soru yolculuğuna çıkacağız. Siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Bir Ben Bilirim klasiği, önce başvuru videoları geliyor ve Ben Bilirim başlıyor. Merhaba, ben Emre Arıcı. 47 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. Rumeli'den göçen bir ailenin çocuğuyum. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Bankacı olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Tuğba Gülmez. 35 yaşındayım. Eskişehirliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 12 yıldır gayrimenkul değerleme uzmanı olarak özel sektörde çalışıyorum. Ben Bilirim yarışmasını çok severek takip ediyorum. Bu yüzden de katılmaya karar verdim. Teşekkür ediyorum tekrar. Merhaba, Batuhan Aysal ben. 1982 İstanbul doğumluyum. Evliyim. Şu anda e-ticaret işiyle uğraşıyorum tekstil üzerine. Yarışmanız da ilk yayınlandığı günden beri severek izliyorum. Alper Ateş Bey'le de bundan önce defalarca yarıştık ve güzel sonuçlar almıştım, güzel ödüller kazanmıştım. Bu yarışmada da bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim, iyi günler. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Adım Reyhan Noyan, 41 yaşındayım, İstanbulluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir erkek çocuğuna sahibim, 6,5 yaşında. Ben Bilirim yarışmasını keyifle takip ediyordum. Katılmakta nasip oldu. Herkese başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört değerli misafirimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim CEO'suna hoş geldiniz. Evet, bu akşam da iki hanımefendi, iki beyefendi masalarında yerlerini aldı. Bir numaralı masamızda Tuğba Hanım'la yarışacağız. İki numarada Reyhan Hanım, üç numarada Emre Bey ve dört numarada da Batuhan Bey var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Tuğba Hanım'la başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, merhaba. Hoş buldum. Ben Tuğba Gülmez. Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yaklaşık 12 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Eskişehirliyim aslen. Uzun bir süredir de İstanbul'da ikamet ediyorum. Severek izlediğim bu yarışmaya katılma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden. Teşekkür ederiz Tuba Hanım. Nasıl? Reyhan Hanım sizi alkışlıyor, yalnız kalmasın. Reyhan Hanım bir girdi sonra baktı destek yok hemen. Destek yok, hemen geri adım attı. Teşekkür ederiz Reyhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Tuba Hanım, bu akşam başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz şu an? Rahat mısınız? Heyecanlıyım. Benim heyecan için var. İlk, yani çok yeni bir tecrübe ama çok keyifli. Sayenizde heyecanımı yeniyorum. Çok İnşallah birazdan o ilk puanı aldıktan sonra herkeste rahatlama olur. Umarım öyle Tuğba olur. Hanım, başarılar tekrar efendim. Tekrar teşekkür ve ederim. Ve rakibini candan alkışlayan Reyhan Hanım'a dönüyoruz. Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Teşekkür ederim, hoş buldum. İsmim Reyhan Noyan, 41 yaşındayım. Okul memuru olarak çalışıyorum, evliyim. Bir oğlum var, İstanbulluyum, Karagümrüklüyüm. Şu anda genç Eyüp Sultan'da yaşıyorum. Ben Bilirim'i keyifle seyrediyorduk. Katılmakta böyle eşimin biraz teşviğiyle oldu açıkçası. Geldiğim için de çok mutluyum. Heyecanlamayayım çok ama sizin sayenizde geçiyor yavaş yavaş. Estağfurullah. Birazdan rahatlarız diye tahmin ediyorum. Eşinize özellikle sizi desteklediği için, motive ettiği için çok teşekkür ederiz. Umarım bu akşam güzel bir akşam olur. Sizin adınıza da Reyhan Hanım. Başarılar teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ve 3 numaraya Emre Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Emre Arıcı ben. 47 yaşındayım. Evliyim. 2 çocuk sahibiyim. Doğuştan bankacıyım. Doğuştan bankacı. Evet. Evvel İstanbullu, ezelden de Karagümrüklüyüm ben de. Aa, Karagümrük, iki Karagümrük oldu. Evet. Daha önce, az önceki sohbette bir bağ kuruldu mu geçmişe dair? Evet, konuştuk. Tanıdık birileri çıktı mı? Birileri olarak konuşmadık. Daha çok oturulan semt, sokak anlamında konuştuk. Eskileri yad ettik, eski bazen, günlerden bahsettik. Bazen çünkü burada enteresan bağlantılar kurulabiliyor. Hatta geçenlerde iki misafirimiz aynı sitede oturuyorlarmış. Hatta karşılıklı bloklardalarmış. Burada tanıştılar, sonrasında bir dostluk gelişti falan. Acaba dedim öyle bir bağ oldu mu geçmişe dair? Ha, yok. Oraya kadar inmemiş misafirlerimiz. Yok, oraya kadar gelmedi. Peki, Emre Bey, size de başarılar dilerim efendim. Çok teşekkür ederim. Bu akşam Ben Bilirim de. Ve 4 numaraya Batuhan Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Batuhan Bey. Hoş bulduk. Batuhan Aysal ben. 1982 İstanbul doğumluyum. Evliyim. Bu sizinle beraber 5. yarışmam herhalde. Daha önce Süper Bulmaca'da. Aynen, evet. Gün, hafta ve ay aynı zamanda bir tane de özel bölümde yarışmıştım. Özel bölümde de yarışmıştım.
Uğurlu geliyorsunuz bana. İnşallah bu yarışmada da uğurlu gelirsiniz diye. Vallahi bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Siz çok yarışmaya katıldığınızı söyleyince, tabii sadece Süper Bulmaca'da değil, başka yarışmalarda aynen da yer almış Batuhan Bey ve rakipler bir acaba ne oluyoruz dedi. Fakat sonra az önce antrenmanda puanlar eşit dağılınca herkes biraz daha rahatladı gördüğüm kadarıyla. Umarım sizin adınıza da keyifli bir yarış olur Batuhan Bey. Batuhan Bey bu akşam eşi destekliyor. Evet. Emre Bey sizden taraftar bu akşam. Eşim geldi. Eşi evet burada. Reyhan Hanım. Eşim ve oğlum. Eşi ve oğlu burada. Tuğba Hanım. Ben maalesef yalnız katıldım. Tek başına tüm taraftarlar Tuğba Hanım da destekliyor aynı şekilde. Evet, peki başarılar ben. 4 misafirimize de. Sevgili seyirciler, değerli misafirlerimizi tanıdık. Artık sorulara başlama vakti. İlk turun ilk sorusu için Tuğba Hanım'dayız. Buyursunlar, harf tablosu ekrana geliyor. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si ilk harfimiz, 60 puan değerinde mecaz kategorisiyle başlıyoruz. Mecazen aldatmak, kandırmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Mecazen aldatmak, kandırmak. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Reyhan Hanım. Uyutmak. Uyutmak. İlk puan Reyhan Hanım'a gider mi? Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun Reyhan Hanım. Teşekkür ediyorum. Darısı diğer misafirlerimizin başına. Şimdi Reyhan Hanım seçecek. Oğlumun adı Utku Batu. U olsun. Utku Batu'nun U'su. 50 puanımız var. Kategorisi coğrafya ve tarihmiş. Geliyor. Tarihte Ayasulu ismi verilen, eski çağlardan beri önemli bir liman kenti olarak bilinen İzmir ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim İzmir'in o ilçesini diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Tarihte Ayasulu ismi varmış. Buyurun Batuhan Bey. Selçuk. Selçuk. Batuhan Bey'e açılış yaptırır mı? Kutlarız. Ve Emre Bey seçiyor ilk harfini. Karagümrüğün K'si. Karagümrüğün K'si. 40 puanımız var. Kategorisi tescilli lezzetler. Soru şöyle. Yaklaşık 2 asırlık geçmişi bulunan, içine ceviz, üzüm veya kıyma konulan Sinop'un tescilli hamur işidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tuba Hanım. Lokur. 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 Oldu mu? Hayır dediler Reyhan Hanım. Nokul. Nokul. Bu kez geldi mi doğru cevap? Kutlarız. Tuğba Hanım'la denedik, olmadı. Reyhan Hanım tamamladı, puanı aldı. Görseli ekranımıza geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan görsel. Hatta Türk Patent ve Marka Kurumu'nda şöyle bir bilgi de aktarılmış. Der ki, kaynaklarda eskiden Sinop tersanesine yanaşan gemilerde bulunan çalışanların yanlarına kumanya olarak Sinop nokulu aldıkları, çabuk yapılabilirliği ve bayatlamadan uzun süre dayanabilmesi nedeniyle gemicilerin tercih ettiği bir yiyecek olduğundan bahsedilmektedir der. Yaklaşık 2 asırlık lezzet olarak aktarılmış. Tebrik ederiz Reyhan Hanım'ı. Yeni soru vakti Batuhan Bey için. Bir önceki sorunun cevabını biz çalışmıştık bu arada kulisteyken. Sormuştum hatta. Hangisine? Nokula mı? Evet evet. Nokula. Gerçekten mi? Aynen. Nasıl oldu? Ya şimdi birkaç soru vardı böyle, hani nerelerden geri kategori vardı. Oradan ben açmıştım böyle. Tescilli mi sordunuz birbirinize? Tescilli evet. Vay vay vay. Hazırlık sağlanmış bakalım, bundan sonra örtüşecek soru çıkacak mı? Buyursunlar evet, Batuhan. Sevgili eşim Burcu'nun B'si. Burcu Hanım'ın B'si. 50 puanımız var. Kategorisi canlılar dünyası. Soru geliyor. Sadece bitkisel ürünleri tüketen canlılara verilen genel addır. Süremiz başladı. Otobur. Otobur. Görelim. Tebrikler. Tuğba Hanım'dayız bir kez daha.
Adana'nın ağası. Adana'mızda da 50 puan varmış. Bu kez oyunculardan gelecek Tuğba Hanım. Soru şöyle. Yarım Elma, Ayrılsak da Beraberiz dizilerinde ve Ya Sonra filminde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Janset. Janset. Tuğba Hanım da bu cevapla Ben Bilirim'deki ilk puanını kazanır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Tuğba Hanım. Teşekkür ederim. Tuğba Hanım'a puan kazandıran, açılış yaptıran Janset Hanım'ın da fotoğrafı geldi. Şimdi sorumuzun sahibi Reyhan Hanım'dayız. Eşimin adı Feridun. F ile devam edelim. Feridun Bey ile devam ediyoruz. 40 puanımız var. Kategorisi askerlik. Soru şöyle. Keplerde bulunan askerin hangi sınıftan olduğunu belirtmeye yarayan işarettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Keplerde bulunan askerin hangi sınıftan olduğunu belirtmeye yarayan işaret. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Nefte. Nefte. Doğru mu? Tebrikler. Evet, görseli de ekrana geldi. Batuhan Bey'e puan kazandıran Nefte'nin. Sorunun sahibi şimdi Emre Bey. Gidiyoruz harflere. Eşim Pınar'ın P'si. Pınar Hanım'ın P'si. 60 puanı var. Kategorisi anlam bilgisi olacak. Soru şöyle. Kendisine söz söylenen, kendisiyle konuşulan kimsedir. Süremiz başladı. Muhatap. Muhatap. Emre Bey de eşinin harfiyle seçtiği soruyla açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Size de hayırlı uğurlu olsun Emre Bey. İlk puan efendim. Teşekkür. Ve 8. harf için Batuhan Bey'deyiz. Çok sevdiğim sunucu Alper Ateş Bey'in Ş harfini istiyorum. Ateş'in Ş'si. Peki 60 puanımız var. Kategorisi genel kültür. Sorumuz geliyor. Berberlerde ufak kesiklere müdahale etmek için kullanılan bir malzemedir. Süremiz başladı. Buz taşı. Buz taşı. Görelim. Olmadı buz taşı Tuba Hanım. Kan taşı. Kan taşı. Oldu mu? Kutlarız. Evet, şu ana kadar hep Alper'in ağasıyla seçenler puan alamıyordu. Bu kez Alper Ateş'in ateşiyle seçen de olmayınca artık iyice kendimden şüphe etmeye başladım. Sağlık olsun diyelim Batuhan Bey'e. Tuğba Hanım'ı tebrik ederiz. 8 sorunun ardından sıralama nasıl? Bir de ona bakacak olursak. 110-110. Tuğba Hanım'la Batuhan Bey liderlik koltuğunu paylaşıyor. Reyhan Hanım 80. Emre Bey de az önce 60 puanla açılış yaptı. Yeni soru vakti Tuğba Hanım için. Giresun'un G'si. Giresun'umuzda da 50 puanımız var. Sinemadan geliyor efendim. Altın Portakal'da Erkan Can'a en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Gemide. Gemide. İki misafirimizin tabloda 110 puanı vardı. Bu cevapla 3 misafirimizin 110 puanı olur mu? Tebrikler. Ve Reyhan Hanım'dayız. Harfler geliyor. Nide'nin neyse. Nide'nin neyse 60 puan. Kategorisi ise deyimler efendim. Soru şöyle. Ebeveyninden aldığı parayla yaşamını sürdürmek anlamındaki deyimdir. Nokta 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 eline bakmak. Süremiz başladı. Ana baba eline bakmak. Ana baba eline bakmak. Bu cevap Reyhan Hanım'ı lider yapar mı? Görelim. Kutlarız. 140'ı gördü Reyhan Hanım ve Emre Bey'deyiz.
Emre'nin E'si. Emre'nin E'si 50 puan. Kategorisi anlam bilgisi olacak. Soru şöyle sorulmuş. Yöntemine uygun olarak veya formalite icabı manalarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Usulen. Usulen. Görelim. Tebrikler. Bir an harfler oturmuyor gibi mi geldi? Evet, Emre bir Bey. An öyle bir, evet, bir olmuyor fazla dedim. Söylediğim gibi geldi. Yo, tam şaşırdım. Ayarında söylemişsiniz. Tebrik ederim efendim. Evet, şimdi Batuhan Bey'deyiz. Yeni bir soru için. Çok sevdiğim sunucu Alper Ateş Bey'in R'si. Batuhan Bey şansını zorluyordu. 40 puanımız var. Anlam bilgisinden gelecek. Pazarlıkta olabilecek en düşük fiyatı veya bir işin çıkar yolunu ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Oluru. Oluru. 40 puan kazandırır mı? Kutlarız. Emre Bey 200'ü gördü. Batuhan Bey Ankara var, Şanlıurfa var. Hepsi seçilmiş ama. Bursa var. Benim üzerinden yürüdüğünüz sürece puan alamıyorsunuz, onu gördük. Sağlık olsun. Emre Bey tebrik ederim. Yeni liderimiz Emre Bey. Şimdi sorunun sahibi Tuğba Hanım. Denizli'nin D'si. Denizli'mizde de 60 puanımız var. Anlam bilgisinden geliyor. Yavaş yavaş, derece derece gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Kademe... Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yavaş yavaş, derece derece gibi anlamları olan sözcük için bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Giderek. Giderek. Doğru mu? Tebrikler. Evet, üçüncülük koltuğunda 130 puanla Batuhan Bey. Şimdi sorumuzu Reyhan Hanım seçecek. Harflerdeyiz. Samsun'un S'si. Samsun'umuzda da 60 puanımız varmış. Bitkilerden gelecek Reyhan Hanım. Soru şöyle. Gövdesi pullarla kaplı, sarı çiçekli, adını iyi geldiği düşünülen rahatsızlıktan alan bitkidir. Nokta nokta otu. Süremiz başladı. Öksürük. Gelir mi Reyhan Hanım? Öksürük otu. Son anda gelen cevap. Oldu mu? Kutlarız. Emre Bey ile liderlik koltuğunu paylaşıyor. Reyhan Hanım 200-200 oldu. Ekranımıza da görseli geldi efendim. Aradığımız bitkimiz öksürük otunun. Sorunun sahibi Emre Bey şimdi de. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 60 puanı var. Genel kültürden alıyoruz. Gemi, istasyon gibi yerlerde belirli vakitlerde çalan çandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açılıyor. Gemi, istasyon gibi yerlerde belirli vakitlerde çalan çan için bir kutu daha. Bir kutu daha. 30 puana düştük. Emre Bey? Kamarana. Bir daha alabilir miyim? Kamarana. Kamarana oldu mu? Olmadı. Kamarana harfleri de tam o kamarana gibi oluyordu. Evet. Bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey.
Kamrana. Kamrana olur mu? O da değilmiş. Açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. Buyurun Emre Bey, açalım. Kampana. Kampana. Hiç kutuyu açmayalım, puanı kaybetmeyelim dedi Emre Bey. 20 puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, 220 ile liderimiz Emre Bey. Yeni soru gelecek efendim. Batuhan Bey'in seçeceği harften. Umarım bu kez bana dokunmadan çöker. Buyursunlar harf tablosu. Çok sevdiğim Burcu'nun C'si o zaman. Burcu Hanım'ın C'si. 60 puanımız var. Kategorisi sağlık. Soru geliyor. En tipik özelliği aralıksız öksürük nöbeti olan ve solunum yoluyla bulaşan hastalıktır. Süremiz başladı. Boğmaca. Boğmaca. Doğru mu? Kutlarız. Tamam. Tamam, bu adını bile ağzına almayacağım yani hakikaten. Tamam, sorunu buldum ben. Teşekkür ederim. Efendim, tabloya bir kez daha dönecek olursak son 8 soru 220, 200, 190, 110 ve Tuğba Hanım'la son 8'e başladık. Yumuşak G. Yumuşak G, 70 puan, kategorisi müzik. Soru şöyle. Öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor, bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Sözlerine sahip Hümeyra şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Batuhan Bey. Kördüğüm. Kördüğüm. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Tuğba Hanım da her an sanki gelecekmiş çünkü gibi bakıyordu. Çünkü şarkıyı içimden İçinizden sürekli söylediğim için oraya gelemedim, zaman yetmedi. Azıcık daha vakit olsaydı gelecekti evet, belli ki. Evet, evet. Sağlık olsun diyelim. Tebrik Aynen. ederiz Batuhan Bey'i. Buyursunlar. Reyhan Hanım'dayız. Son 7 harf efendim. Volkan'ın V'si. Volkan'ın V'si 30 puan. Oyunlardan geliyor. İskambil kağıtlarından üzerinde genç erkek resmi bulunan bacak da denilen karttır. Süremiz başladı. Vale. Vale. Bu kez çok net, çok hızlı geldi cevap. 30 puan kazanır mı Reyhan Hanım? Görelim. Tebrikler. Emre Bey için dönüyor harf tablosu. Ordunun olsun. Ordunun olsun'da da 60 puanımız var. Mecaz kategorisinden alıyoruz. Düzenci, hileci anlamlarındaki mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Batuhan Bey. Oyunbaz. Oyunbaz. Doğru mu? Kutlarız. Kaldı ilk turda son 5. Batuhan Bey'deyiz. Çok sevdiğim. Başka İstanbul diyelim o zaman. İstanbul'un iyisi. 50 puanımız var. Çizgi filmlerden geliyor. Bir Kızılderili çocuğun maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı. Kız çocuğu hatta galiba. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Yakari. Yakari. 50 puan Emre Bey'e gider mi? Kutlarız. İlk turda kaldı 4 harf. Sıralama şöyle. Batuhan Bey 320 ile lider. Emre Bey 270 ile ikincimiz. Reyhan Hanım 230 puanla takibi sürdürüyor. Tuğba Hanım 110 puanla yarışı sürdürüyor. Son 4'e başladık. Tuğba Hanım sizdeyiz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ta da 50 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz efendim. Gösteriş, çalım gibi anlamları olan kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Reyhan Hanım. Heybet. Heybet. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Emre Bey. Fiyaka. Fiyaka.
görelim. Kutlarız. Evet, buton hakkını, söz hakkını alabilmek için Emre Bey epey mücadele etti. Mücadele ettim, fark ettim. Ve sallandı hatta masa. Onu da gördüm. Evet, Emre Bey gerçekten çok mücadele etti buton için. Puanları da eşitlediler Batuhan Bey'le. 320-320 oldu. Tebrik ederim Emre Bey. Reyhan Hanım seçiyor son 3 sorudan birini. Zonguldak Zeysi. Zonguldak'ta da 40 puan varmış. Genel kültürden alıyoruz. Çocuklar için ana yarısı da denilen kişidir. Süremiz başladı. Teyze. Teyze. İki sorudur. Reyhan Hanım'ın sorularında rakiplerin bir keşke bana gelseydi bakışları var. Görelim. Kutlarız. Evet, Reyhan Hanım da daha küçük puanlı yürüyeyim dedi. Küçük oralardan aldı puanı. 270 oldu. Son iki harfimiz kaldı. Emre Bey'deyiz. Joker'in J'si. Joker'in J'si 50 puan. Tarımdan gelecek. Soru şöyle. Tarımda bitkilerin yetişmesine zarar veren topraktaki fazla suyun akıtılması işlemidir. Süremiz başladı. Drenaj. Drenaj. Emre Bey 50 puan daha kazanıp liderlik koltuğunda tek başına kalır mı? Kutlarız. Ve Batuhan Bey ile turumuzu tamamlıyoruz. Ömer'in Öğüsü. Kalan harfimiz Ömer'in Öğüsü. 40 puanı var. Kategorisi sağlık. Soru şöyle. Vücutta hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan iyi veya kötü huylu patolojik kitledir. Süremiz başladı. Tümör. Tümör. Allah muhafaza. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Tümör 40 puanı Batuhan Bey'e yazdırır mı? Kutlarız. Efendim, böylece ilk turu geride bıraktık. Sıralamamız şöyle. Emre Bey 370, Batuhan Bey 360, Reyhan Hanım 270, Tuğba Hanım 110. Zaten ısınma turuydu. Herkes ısındı gördüğüm kadarıyla. Tuğba Hanım birazcık bir iki soru es geçince ya acaba gelir miydi gelmez miydi ikilemine düştü galiba ama bence telafi edeceğiz ikinci turda hemen. İnşallah. Hadi inşallah Tuğba Hanım. Başarılar dört misafirimize de finalistlerimizi belirlemek için hadi birlikte ikinci tura geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza yine Tuğba Hanım'la harf tablosuna giderek başlıyoruz. Buyursunlar. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 100 puan değerinde. Sorumuz oyuncular kategorisinden geliyor. Yalancı romantik dizisinde Batık Osman'ı, Tatlı Kaçıklar'da Saffet'i canlandıran 2019'da kaybettiğimiz oyuncudur. Süremiz başladı. Yalçın Şaşmaz. Yalçın Şaşmaz oldu mu? Yalçın. Hayır dediler Reyhan Hanım. Yalçın Menteş. Yalçın Menteş. Emre Bey, Batuhan Bey ikisi birden butona gitti. Reyhan Hanım daha hızlı davrandı. 100 puanı kazanır mı? Kutlarız. Evet, 2019'da kaybettiğimiz sanatçımız Yalçın Menteş'in de fotoğrafı geldi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Reyhan Hanım ikinci tura puanları eşitleyerek başladı Emre Bey'le. 370-370 oldu. Şimdi Reyhan Hanım seçecek. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'sinden 170 puan kazanabiliriz. Kategorisi müzik, sorusu şöyle. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Sözlerine sahip Orhan Gencebay bestesidir. Süremiz başladı. Eyvah. Sevemedim kara gözlüm. Sevemedim kara gözlüm. 170 puan kazandırır mı? Kutlarız. Ve 500'ü aşan ilk misafirimiz Reyhan Hanım oldu. 540. Dönüyoruz Emre Bey ile 3. harfe. Rize'nin R'si. Rize 190 puanı var. Kategorisi deyimler, sorusu şöyle efendim. Yapamayacağı işleri yapabilirmiş gibi söylemektir. Süremiz başladı.
gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Çok yüksek puanı var. 190 puan kazanabiliriz. Cevap şu an gelirse yapamayacağı işleri yapabilirmiş gibi söylemek anlamındaki deyim. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Emre Bey. Mangalda kül bırakmamak. Mangalda kül bırakmamak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, iki kutu açıldıktan sonra Emre Bey yine puanlar eşitlenmiş. 540-540 oldu efendim. Şimdi de Batuhan Bey seçiyor. Balık, ha balık yok. Bir dakika. O zaman Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'da da 110 puanımız var. Bir kez daha müzikten geliyor. Genellikle oyun havaları gibi hareketli müziklerde kullanılan ritmin adıdır. Süremiz başladı. Torun tombalak. Torun tombalak oldu mu? Hayır dediler Tuğba Hanım. 9-8'lik. 9-8'lik. 110 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, 4 sorunun ardından bir kez daha puanlara bakacak olursak. Reyhan Hanım 540, Emre Bey 540, Batuhan Bey 360, Tuğba Hanım 220 ile yarışı sürdürüyor. Tuğba Hanım'dayız. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 170 puan da buradan alabiliriz. Kısaltmalardan gelecek efendim. Soru şöyle. Kısaltması KAYSİS olan belgelerin elektronik ortamda tanımlandığı kaynaktır. Elektronik kamu nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Belge saklama sistemi. Elektronik kamu belge saklama sistemiyle 170 puan Emre Bey'e gider mi? Hayır dediler. Tuba Hanım? Belge sorgulama sistemi. Elektronik kamu belge sorgulama sistemi mi aradığımız cevap? Yine olmadı. Bir kutu açalım. Buyurun Batuhan Bey. Bilgi saklama sistemi. Elektronik kamu bilgi saklama sistemi görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha. 150 puanımız var. KAYSİS kısaltmasının uzun halini arıyoruz Reyhan Hanım. Bilgi taratma sistemi. Doğru mu? Yine gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Reyhan Hanım. Bilgi taratım sistemi. Elektronik kamu bilgi taratım sistemi oldu mu? Yine olmadı Batuhan Bey. Bilgi denetim sistemi. Bu kez 140 puan kazanır mıyız? Yine olmadı. Bir kutu daha dediğim an Reyhan Hanım. Bilgi yönetim sistemi. Elektronik kamu bilgi yönetim sistemi ile 140 puan Reyhan Hanım'a gider mi? Tebrikler. Evet, sorgulama, denetim derken aradığımız cevap Reyhan Hanım'dan geldi. 680'i gördü Reyhan Hanım'da. Şimdi harf tablosuna Reyhan Hanım'la gidiyoruz. Trabzon'un T'si. Trabzon'dan da 160 puan kazanabiliriz. Uluslararası kuruluşlardan alıyoruz efendim. En zayıf olduğum yer. 1945'te kurulan, merkezi New York'ta bulunan uluslararası teşkilattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. 160 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, böylece 700'e 680 oldu tablo. Emre Bey 20 puanlık avantajla yeni liderimiz. Harf tablosuna Emre Bey'le gidiyoruz.
Yumuşak G. Yumuşak G 160 puanı var. Sorumuzun kategorisi sağlıkmış Emre Bey. Buyursunlar efendim. İnsanlara sivrisinek sokmasıyla bulaşan döküntü, baş, eklem ve kas ağrılarıyla beliren rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? O rahatsızlığı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 130 puanımız var. İnsanlara sivrisinek sokmasıyla bulaşan, döküntü, baş, eklem ve kas ağrılarıyla beliren rahatsızlık için bir kutu daha. Buyurun Emre Bey. Zeki görüş hastalığı. Zeki görüş hastalığı oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Herhalde virüs zeki. Zeki virüs hastalığı. Bu kez oldu mu? Yine olmadı Reyhan Hanım. Zoka virüs hastalığı. Zoka virüs hastalığıyla 110 puan kazanır mıyız? O da değilmiş. Bir kutu daha. Batuhan Bey. Zaka. Virüs hastalığı. Görelim. Yine olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Tuğba Hanım. Zuka virüs hastalığı. Zuka virüs hastalığı. Görelim. Değilmiş efendim Batuhan Bey. A-E-I-O-Ö. Zika virüs hastalığı. I'dırla. Evet. Zika virüs hastalığı oldu mu? Hayır dediler Reyhan Hanım. Zika virüs hastalığı. Zika virüs hastalığı doğru mu? Tebrikler. Evet, Reyhan Hanım yeni liderimiz oldu. 770'te konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nda şöyle bir bilgi vardı. Der ki Zika virüsü ilk kez 1947'de Uganda'da Zika ormanında resus maymunlarında saptanmıştır. Ardından 1948'de aynı ormanda sivrisineklerden ve 1952'de Uganda ve Tanzanya'da insanlardan izole edilmiştir. Takip eden yıllarda Afrika ve Güneydoğu Asya'da ve Pasifik bölgesinde görülmüştür der. Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgi Zika virüs hastalığına ilişkin. Tebrik ederiz Reyhan Hanım'ı ve Batuhan Bey seçecek yeni harfi. Nide'nin neyse olsun. Nide, 80 puanımız var. Futboldan gelecek efendim. Güzel. Soru şöyle. FIFA ülke kodu TJK olan ülkedir. Süremiz başladı. Herhalde Tacikistan. 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 Batuhan Bey bu cevapla 400 puanı aşar mı? Tebrikler. Sıralamada son durum şöyle. Reyhan Hanım 770, Emre Bey 700, Batuhan Bey 440, Tuğba Hanım 220. Tuğba Hanım'dayız. Rica ederim Tuğba Hanım. Zonguldak ZS. Zonguldak 110 puanımız var. Deyimlerden geliyor. Kendine gereksiz yere iş çıkarmak anlamındaki deyimdir. Nokta 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 kaş bastı bağlamak. Süremiz başladı. Dertsiz başına kaş bastı bağlamak. Dertsiz başına kaş bastı bağlamak. Doğru mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap dertsiz başına değilmiş. Buyurun Batuhan Bey. Dertsiz başıma. Dertsiz başıma kaş bastı bağlamak oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu açalım. Buyurun Tuğba Hanım. Dertsiz kaşına. Görelim. Hayır dediler. Emre Bey. Dertsiz kaşıma kaş bastı bağlamak. Oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha açmadan Tuğba Hanım. Dertsiz yaşıma, yaşına. Hangisi olursa diyor Tuğba Hanım. Görelim. Yaşına. Hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Kendine gereksiz yere iş çıkarmak Reyhan Hanım. Yarasız başıma kaş bastı bağlamak. Bu kez 90 puan gelir mi? Olmadı. Bir Reyhan Hanım. Karasız başıma
kaş bastı bağlamak. Karasız başıma oldu mu? Yine olmadı Batuhan Bey. Dertsiz dişine kaş bastı bağlamak. Doğru mu? Değilmiş Tuba Hanım. Dertsiz taşıma. Görelim. Değilmiş, bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Ağrısız başına. Ağrısız başına kaş bastı bağlamak. Doğru mu? Kutlarız. Cevapların %95'i dertsizdi. Hatta kutu açılıyor. Emre Bey orada bir yandan soruyu yorumluyor kendi içinden. Duydum. Şey diyor. Dertsizi biliyoruz. Başka bir yerden gelsin diye. Ama dertsiz gelmedi. Tebrik ederiz Batuhan Bey. Sağlık olsun Emre Bey, Reyhan Hanım, Tuğba Hanım. Herkes emek verdi. Yeni soru alacağız efendim. Reyhan Hanım'dayız. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 150 puanı var. Bu kez eğitimden gelecek soru şöyle. 2007'de Artvin'de faaliyetlerine başlamış yükseköğretim kurumumuzdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Batuhan Bey. Boçka Üniversitesi. Boçka Üniversitesi görelim. Olmadı. Bir kutu açalım. Buyurun Reyhan Hanım. Varsa alırım. Yok şu anda. Peki gelmedi. DHİG gelecek. 2007'de Artvin'de faaliyetlerine başlamış yükseköğretim kurumumuz için bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Ferah Üniversitesi. Ferah Üniversitesi mi görelim? Olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Emre Bey. Tarih Üniversitesi. Tarih Üniversitesi ile 120 puan kazanır mıyız? Yine olmadı. Bir kutu daha. Batuhan Bey. Çoruh Üniversitesi. Çoruh Üniversitesi. Görelim. Kutlarız. Evet, bu cevabın ardından puanlar birbirine daha da yaklaştı. 770, 700, 630, 220. Efendim Tuba? Saymayın diyorum. Yok canım, daha final şansımız devam ediyor. Arka arkaya gelecek birkaç cevap. Hayır, bırakmış değilim ama şu an için. Söylemeyeyim mi sizin puanı? Yok, söyleyin. Sıkıntı tamam, yok. Tamam, peki. Efendim yola devam edeceğiz Emre Bey'le birlikte. Edirne'nin E'si. Edirne 80 puan, kategorisi çalışma hayatıymış. Soru şöyle. Turistik amaçlı değil de çalışma maksadıyla şehir dışına veya ülke dışına yapılan yolculuktur. Süremiz başladı. İş seyahati. İş seyahati. Cevap doğruysa Emre Bey 10 puanlık avantajla yeni liderimiz olur. Görelim. Tebrikler. Batuhan Bey seçiyor bir harf daha. Ne seçeyim? Kolaylardan şöyle gidelim. Fenerbahçe'nin F'si olsun. Fenerbahçe'nin F'sinde 90 puan varmış. Bu kez tabirlerden gelecek soru şöyle. Çeşitli ebatlarda ve karışık olarak anlamına gelen tabirdir. Süremiz başladı. İrili ufaklı. İrili ufaklı. Batuhan Bey de 700 puanı aşar mı? Tebrikler. Final turumuza kaldı 8 soru. 4 misafirimiz de final şansını korurken Tuğba Hanım seçecek. Hatay'ın H'si. Hatay'ımızda 90 puan varmış efendim. Mecaz kategorisinden geliyor. Kabadayı tavrı takınmak, çalım satmak, diklenmektir. Süremiz başladı. Horozlanmak. Horozlanmak. Görelim. Kutlarız. Az önce beni saymayın diyen Tuğba Hanım 300'ü aştı. 310. Tebrikler Tuğba Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve finale kaldı 7 harf. Reyhan Hanım'dayız.
Samsun'un sayısı. Samsun'da da 140 puanımız var ve coğrafyadan gelecek efendim. Soru şöyle. Konya'da ve Mersin'de ziyaretçilerin ilgi odağı olan iki büyük çağlayanın ortak adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Hem Konya'da hem de Mersin'de aynı isimli iki büyük çağlayan. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Batuhan Bey. Ayaküstü şelalesi. Ayaküstü şelalesi. Görelim. Olmadı. Buyurun Tuğba Hanım. Taşköprü şelalesi. Doğru mu? Yine gelmedi. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Batuhan Bey. Varsa alırım. Bir köprü şelalesi. Görelim. Olmadı. Reyhan Hanım. Kerküklü şelalesi. Kerküklü şelalesi doğru mu? Değilmiş. Birazdan ikisinin de resmi ekranımıza gelecek. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha. 90 puan Emre Bey. Yar Köprü Şelalesi. Yar Köprü Şelalesi ile 90 puan Emre Bey'e gider mi? Hayır dediler Batuhan Bey. Yer Köprü Şelalesi. Yer Köprü Şelalesi ile alır mı Batuhan Bey? Tebrikler. Bu cevabın ardından lider değişti. Birazdan puanlara döneceğiz. Bu arada ekranımıza geldi. Şu an Konya'daki Yerköprü Şelalesi ekranda. Bir de sorumuzda geçen Mersin'deki Yerköprü Şelalesi vardı. Onun da görseli geldi efendim. Tebrik ederiz Batuhan Bey. Son durum şöyle. 810 Batuhan Bey, 780 Emre Bey, 770 Reyhan Hanım, 310 Tuğba Hanım. Final turumuza doğru devam ediyoruz ve Emre Bey'e dönüyoruz. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat 130 puan demek atasözlerimizden geliyor. Her durumu meydana getiren bir etken vardır anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 dal kımıldamaz. Süremiz başladı. Rüzgar değmeyince dal kımıldamaz. Rüzgar değmeyince dal kımıldamaz. Görelim. Hayır dediler Batuhan Bey. Rüzgar esmeyince. Rüzgar esmeyince dal kımıldamaz. Doğru mu? Kutlarız. Teşekkürler. Evet, güzel bir paslaşma oldu Emre Bey ile Batuhan Bey arasında. Değmeyinceydi değil mi? Bu arada şeyin atasözünün kullanımına ilişkin iki türlüsünü kabul ediyordu Türk Dil Kurumu da. Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz. Bir de rüzgar esmeyince dal kımıldamazdı. Tebrik ederiz Batuhan Bey. Finale son 5 Batuhan Bey'deyiz. İstanbul yapalım yine. İstanbul 90 puanı var ve felsefeden geliyor soru şöyle. Felsefede genelden özele, bütünden parçaya doğru çıkarım yapmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Tümden gelim. Tümden gelim. Masa için özür dilerim tekrar. Estağfurullah. Emre Bey cevap hakkını aldı. 90 puanı kazanır mı? Kutlarız. Evet. Son 4 soru çok heyecanlı geçecek. O belli oldu. Puanlar birbirine liderlik yarışında çok yakın ilerliyoruz. 940 Batuhan Bey, 870 Emre Bey, Reyhan Hanım 770, Tuğba Hanım 310 puanda. Bakalım finalde hangi iki misafirimiz yarışacak? Son 4'e başlıyoruz. Iğdır'ın ısı. Evet, Iğdır'ın ısı 110 puanı var. Mecaz kategorisinden gelecek bir kez daha Tuğba Hanım için buyursunlar. Duyulan bilgilerin bir kısmının başkalarına aktarılması anlamındaki mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi.
Emre Bey? Kulak çınlaması. Kulak çınlaması doğru mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap kulak çınlaması değilmiş. Batuhan Bey? Kulak aktarımı diyeceğim ama. Doğru mu? O da değilmiş. Aradığımız o mecazi ifade için bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Reyhan Hanım. Kulak fısıltısı olmuyor. Evet. Görelim. Olmadı. Sayılmadı. Bir kutu daha. Duyulan bilgilerin bir kısmının başkalarına aktarılması anlamındaki mecazi ifade. Final öncesi son 4 sorudan biri ekranda. Ve bir kutu daha açılıyor. Buyurun Batuhan Bey. Kulak kulak sadakası. Kulak sadakası oldu mu? Tebrikler. Evet, aradığımız o mecazi ifade Batuhan Bey'i 1000 puanın üzerine taşıdı. 1010'u gördü. Tebrik ederim Batuhan. Bir defa duydum bu arada kulak sadakasını. Yani harfleri yerine oturttum sadece. Evet, var mıydı o anda başka ulaşan misafirimiz? Yok, ben hemen basamadım. Ha, bir butona mı yetişemediniz? Evet, tam o demek ki gelen harf çok kritik bir harfmiş. Batuhan Bey tebrikler efendim. Kaldı finale 3 harf. Finalistler belli değil. Reyhan Hanım'dayız. Üzümün üsü. Üzümün üsü 130 puanımız var. Sorumuz tarihten geliyor Reyhan Hanım için. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş tarihidir. Nokta 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 1900 nokta 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 nokta. Süremiz başladı. 6 Ekim 1923. 6 Ekim 1923. Görelim. Kutlarız. Ve avantaj Reyhan Hanım'a geçti. 900 puanı gördü ikincilik koltuğunda Reyhan Hanım. Son iki harf düğümü çözecek harfler. Emre Bey seçiyor. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızda da 100 puanımız var. Bu kez sinemadan alacağız. Sorumuz şöyle efendim. 2009'da vizyona giren, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı filmdir. Süremiz başladı. Güneşi gördüm. Güneşi gördüm. Cevap doğruysa avantaj Emre Bey'e geçer. Görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde artık son harf, son sorumuzun puanı 80. Şu an ikincilik yarışındaki puan farkı 70. Emre Bey 970, Reyhan Hanım 900. Batuhan Bey 10 saniyede cevaplarsa Batuhan Bey ve Emre Bey finale yükseliyor. Cevaplayamazsa Reyhan Hanım'ın şansı devam edecek. Buyursunlar efendim, son harfe gidiyoruz. Giresun'un G'si. Giresun'umuzda da 80 puanlı bir müzik sorumuz varmış, geliyor. Bir müzik sanatçısının eserlerinin kronolojik listesine verilen addır. Süremiz başladı. Koreografi. Koreografi. Cevap doğruysa finalde Batuhan Bey ve Emre Bey yarışır. Görelim. Hayır dediler Emre Bey. Diskografi. Diskografi. Cevap doğruysa Emre Bey finalde lider olarak yarışır. Görelim. Tebrikler. Efendim özellikle son sorularda final rekabetinin o heyecanı birlikte yaşadığımız bölümümüzde nihai tablomuz şöyle. Finalistlerimiz 1050 puanla Emre Bey, rakibi ise 1010'la Batuhan Bey. Kutlarız. Ne oldu Batuhan Bey? Neye şaşırdın? Ben üçüncüyüm zannediyordum. Bilemeyince gitti dedim yani. Yok, siz zaten avantajlıydınız. Emre Bey orada gelen cevapla lider oldu. Siz ikincilik koltuğunda kaldınız. Reyhan Hanım son sorularda şansını sürdürdü. Bu akşam çok da güzel yarıştı. 900 puanla üçüncümüz oldu. Tuğba Hanım ikinci turda birazcık sessiz kaldı ama enerjisi çok güzeldi. Tuğba Hanım bir de o rakiplerin hızına rağmen 310 puanı hanesine yazdırdı. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu var. Hemen finale geçeceğiz. Sadece bir soruluk fark var. Fakat oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Reyhan Hanım ne dersiniz bu akşama dair?
çok keyifli, güzel bir akşam oldu. Her şey için çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. İzlemeye devam. Teşekkür ederiz Reyhan Hanım. Güzel yarıştık. Birçok soruda da hızlı cevaplar geldi. Tekrar tekrar tebrik ederim ve ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Ailece buradaydı. Reyhan Hanım'ın eşi ve çocuğu da buradaydı. Teşekkür ederiz efendim. Ve Tuğba Hanım, ne dersiniz bu akşam için? Çok keyifliydi. Benim için biraz zor oldu. Yani buton konusunda da biraz sıkıntı yaşadım gelen sorularda da. Ama çok keyifliydi. İyi ki buradayım. Tekrar teşekkür ederim her şey için. Sağ olun efendim. Arada zaten konuştuğumuzda Tuğba Hanım özellikle anlam bilgisinde zorlandığını söylemişti. Evet, yine devam etti. İkinci turda da arka arkaya mecazlar falan derken biraz zorladı. Tuğba Hanım tekrar tekrar teşekkür ederiz efendim. Ben tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bu arada Ben Bilirim'in sosyal medya hesabını takip etmek isterseniz Instagram'da benbilirimtv360'dan yorumlarınızı bize ulaştırabilirseniz memnun oluruz efendim. Artık finale geçme zamanı. Bir soruluk fark var. Batuhan Bey mi yoksa Emre Bey mi? Avantaj Emre Bey'de. 10 soruluk final turuna geçelim. Bu akşamın birincisini de hadi birlikte görelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim geldik günün birincisini belirleyeceğimiz bölümümüze, final turumuza. Bir soruluk avantajı var Emre Bey'in. İlk kategorimizi de Batuhan Bey seçecek. Hazır mısınız Batuhan Bey? Hazırım. O zaman buyursunlar, final kategorileri geliyor. Bu akşam tarih, coğrafya, psikoloji, genel kültür ve televizyon kategorilerimiz var. Hangisiyle başlayalım Batuhan Bey? Genel kültür, Trabzon. Genel kültür, Trabzon. Finalin ilk sorusu geliyor. Minderin sertleşmesini sağlayan içindeki saman parçalarına verilen addır. Süremiz başladı. Astar. 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 Doğru mu? Hayır dediler. Bu soruda sadece bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutumuzu açıyoruz. Son 20 saniye. Minderin sertleşmesini sağlayan içindeki saman parçalarına verilen ad Emre Bey. Keten. Keten. Batuhan Bey ilk hakkını astarla kullandı. Emre Bey de ilk hakkını ketenle kullanıyor. Görelim. O da olmadı. İki misafirimizin birer buton hakkı var. Son 10 saniyeye giriyoruz. Buyurun Emre Bey. Katık. Katık. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselir. Katık. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Sadece Batuhan Bey'in buton hakkı kaldı. Son 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Buyurun Batuhan Bey. Katre. Katre. Batuhan Bey, katre cevabı doğruysa lider olur. Görelim. O da olmadı. Toplam 4 hakkımızı kullandık. Son saniyeye kadar da geldik. Peki aradığımız cevap neymiş? Hadi görelim. Kıtırdı aradığımız ya. Cevap. Buradan puan alamadık. Bilemezmişiz. Dönüyoruz ikinci sorumuz evet. için Emre Bey'e. Televizyon Manisa. Televizyon Manisa şöyle sorulmuş. Bir öğretim görevlisi ve öğrencilerden oluşan Ali Sunal, Alper Kul, İrem Sakın yer aldığı nostaljik programdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açalım. Buyurun Emre Bey. İnsanlar Alemi. İnsanlar Alemi. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. İnsanlar Alemi. Doğru mu? Kutlarız. Kaldı 8 soru. Fark 2 soru Emre Bey lehine. Batuhan Bey seçiyor. Genel kültür şey. Genel kültürün ikinci sorusu. Ş harfinden ekranda. Nohut, incik, zerdeçalla hazırlanan, maşrapalarla servis edilen Iğdır'ın tescili lezzetidir. Nokta nokta yemeği. Süremiz başladı.
Haşhaş yemeği. Haşhaş yemeği. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Emre Bey. Matraş yemeği. Matraş yemeği. Emre Bey doğru cevabı verdiyse fark bu kez 3 soruya yükselir. Doğru mu? Yine olmadı. İki misafirimizin birer buton hakkı var. İki kutu açma hakkımız var. Birini açıyoruz. İkinci ve son kutumuz da geliyor. Buyurun Batuhan Bey. Kezbeş yemeği. Kezbeş yemeği. Doğru mu? Olmadı. Emre Bey. Gözbaş yemeği. Gözbaş yemeği. Nohut, incik, zerdeçalla hazırlanan, maşrapalarla servis edilen Iğdır'ın tescilli lezzeti gözbaş yemeği mi? Görelim. O da olmadı. 4 hak kullandık. Puan gelmedi. Aradığımız coğrafi işaret tescilli lezzeti birlikte görüyoruz. Bozbaş yemeğiydi aradığımız cevap. Böylece elimizde kalan soru sayısı 7'ye düştü. Farkımız 2 soru. Buyursunlar. Kategori seçiyoruz Emre Bey'le. Psikoloji ordunun oğlu. Psikoloji ordu soru şöyle sorulmuş. Kişide durgunluk, hüzün, çevreye ve haz veren şeylere karşı ilgisizlikle belirgin ruh halidir. Süremiz başladı. Depresyon. Depresyon. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselir. Görelim. Hayır dediler. Depresyon harfleri de oturmamıştı. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutu da geliyor. 10 saniye. 6 saniye. Buyurun Batuhan Bey. Yani yok. Gelmedi. 3 saniye. Buyurun Emre Bey. Melankoli. Bir daha alabilir miyim? Melankoli. Melankoli. Cevap doğruysa 3 soruya yükselir fark. Doğru mu görelim. Tebrikler. Kaldı 6 soru. Fark 3 soru. Kategori ekranındayız Batuhan Bey'le. Ne diyeyim? Televizyon Ç olsun. Peki efendim. Televizyonu tamamlıyoruz Ç harfimizle. Barış Manço'nun sunduğu 7'den 77'ye programının içinde miniklere yer verdiği bölümdür. Süremiz başladı. Adam olacak çocuk. Adam olacak çocuk. Cevap doğruysa fark 2 soruya düşer. Görelim. Tebrikler. Kaldı 5 soru. Fark 2 soru. Emre Bey'deyiz. Psikoloji Iğdır'ın ısı. Psikoloji Iğdır az önce melankoliyle puan almıştı Emre Bey. İkincisini de alıyoruz. Uyanık bir kişinin var olduğunu düşündüğü ancak gerçekte olmayan durumları algılamasıdır. Süremiz başladı. Sanrı. Sanrı. Emre Bey farkı bir kez daha 3 soruya yükseltir mi? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 4 sorumuz. Fark 3 soru Emre Bey lehine. Batuhan Bey'deyiz. Tarih olsun Diyarbakır. Tarihten de ilk soru Diyarbakır'dan alıyoruz efendim. Annesi Bezmi Alem Valide Sultan olan 17 yaşında tahta çıkmış Osmanlı padişahıdır. Süremiz başladı. Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit. Cevap doğruysa fark 2 soruya düşer. Görelim. Kutlarız.
Kalan soru sayısı 3, farkımız 2 soru efendim. Buyursunlar Emre Bey, sizdeyiz. Tarih Kastamonu'nun K'si. Tarihi de tamamlıyoruz Kastamonu'muzda. Tarihte saraylarda veya zengin konaklarında iftardan sonra misafirlere sunulan armağandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Emre Bey. Diş kulağı. Diş kulağı. Bir yandan da yaşattı Emre Bey bize cevabı. Görelim. Olmadı. Emre Bey iki hakkını kullandığı için kutu açamıyoruz. Batuhan Bey için son 15 saniye. Herhalde bir tatlı ikram ediyorlardır diye düşünüyorum 10 ama. Saniye. Batuhan Bey cevap vermek isterse butona gitmesi gerekecek. Buyurun Batuhan Bey. Dil kalemi. Dil kalemi. Oldu mu? Hayır dediler. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Buyurun Batuhan Bey. Diş kalemi. Diş kalemi bu kez oldu mu? Kulak kalem gidiyoruz artık. Hayır dediler. Dediğiniz gibi kulaklardan, kalemlerden yürüdük ama bu sorudan puan alamadık. Peki aradığımız cevap neymiş görelim hadi. Diş kirasıydı aradığımız cevap. Bulamazmışım zaten. Gelmez miydi Batuhan yok, Bey? Yok. Emre Bey gelir miydi biraz daha? Gelirdi biraz daha zorlasaydım. Biraz evet. Da erken gittik butona. O kutu açma haklarımızı kapattık. Dolayısıyla buradan puan alamadık. Kaldı elimizde 2 soru. Farkımız 2 soru. Sorunun sahibi Batuhan Bey. Cevap gelirse ben bilirim de bu akşamın birincisini belirlemek son soruya kalacak. Batuhan Bey'deyiz. İnşallah burada reklam girmez. Son soru da geliyor ya. Coğrafya Yozgat. Coğrafya Yozgat. Sorumuz ekranda. 1815'te Çiftlikat-ı Hümayun adıyla kurulan, günümüze dek Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yapıldığı Eskişehir ilçesidir. Süremiz başladı. Sultaniye. Sultaniye. Batuhan Bey şansını son soruya taşır mı görelim. Hayır dediler, gelmedi cevap. Burada da 3 kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutumuz da geliyor. 11 saniye Batuhan Bey. Rahmediye. Rahmediye. Doğruysa Batuhan Bey son soruyu görecek. Değilse Emre Bey'in gün birinciliği netleşecek. Rahmediye. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Emre Bey. Mahmudiye. Mahmudiye. Tebrikler. Emre Bey farkı tebrikler. Artırıp tebrikler. Farkı artırıp gün birinciliğini güzel bir sosla tamamlar mı? Mahmudiye tarihi değere sahip olan o ilçemiz doğru mu? Tebrikler. Evet son soruda kanal reklama giriyor demişti Batuhan Bey. Reklama nerede gireceği sizin performansınıza bağlıydı. Evet. Reklama erken girdiler evet. Bu akşam. Efendim nihai tablomuz şöyle. 1850 ile Emre Bey birincimiz ve 1410 ile de Batuhan Bey ikincimiz oldu. Kutlarız. Nasıldı Batuhan Bey yarış? Güzeldi yani. Ya aslında beklediğimiz sonuçtu zaten hani kulislerde konuşuyorduk. Emre Bey alır diye tahmin ediyorduk. En azından finale çıktım. Güzel bir yarışma oldu. Sizle yarışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bu 5. ya da 6. oldu sizinle galiba.
İnşallah 7. 8. 10. da görüşürüz. Bakalım şu an biz Ben Bilirim'in gidişatından memnunuz. İnşallah Ben Bilirim'le daha uzun bölümlerimiz olur. Batuhan Bey'le daha önce biz yine benim sunduğum Süper Bulmaca'da yarışmıştık. Bugün de burada bir kez daha yarışmak kısmet oldu. Tekrar tekrar teşekkür ederim Batuhan Bey. Ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emre Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıldı sizin adınıza? Biraz heyecan fazlaydı sanki. Heyecan da vardı. Bir de rakip de zorlu zaten. Batuhan Bey de beni oldukça sıkıştırdı, evet. Zorladı gerçekten. Onun için her şey çok güzeldi. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Yani çok güzel bir ekip var. Siz özellikle başta olmak üzere. Tamam, ben çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz Emre Bey. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada Emre Bey'in de ödülünü takdim etme zamanı geldi efendim. Bu akşam da yine iki hanımefendi ve iki beyefendi ile çıktığımız yolculuğumuzda heyecanlı final turumuzun ardından 1850'ye ulaşan Emre Bey bu akşamın birincisi ödülünde sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar. Sevgili seyirciler, bu akşam da sona geldik. Siz de Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim.